Merhabalar. Bugün hidrosefali nedir ve neden olur? Bundan bahsedeceğiz. Öncelikle biraz beynimizin yapısını anlatalım. Hidrosefaliyi gerçekten kavrayabilmek için, hidrosefali hastalığını kavrayabilmek için bu yapının bilinmesi gerekir. Beynimiz kafatası içinde, bir sıvı içinde yüzer. Buna beyin omurilik sıvısı denir. Beyin omurilik sıvısı beynimize çeşitli ihtiyacı olduğu elektrolitleri, besinleri sağlar. Ayrıca bir koruyucu etkisi var ve çok işlevi olan bir sıvı. Çevresinde olduğu gibi bu sıvı beynin ortasında bizim ventrikül dediğimiz boşluklarda yoğun bir şekilde bulunur. Hatta en çok miktarda bu beyin omurilik sıvısı bu ventrikül dediğimiz beynin ortasındaki boşluklarda oluşur, üretilir. Burada üretildikten sonra yine beyindeki kanallar yardımıyla beynin tamamına, tüm çevresine dağılır. Sonunda da büyük toplayıcı venler, toplar damarlar tarafından da geri emilir. Bu yapıyı bilince hidrosefalinin neden oluştuğunu, bu hastalığın neden oluştuğunu daha kolay kavrayacağız. Bu ventrikül dediğimiz boşluklarda üretiliyor demiştik. Çeşitli hidrosefali türleri var. Üretim gerçekleştikten sonra o kanallarda herhangi bir engelle karşılaşırsa, bu kanallarda tıkanıklık olursa bunun öncesindeki bölümde bu sıvı birikir, hacim ve basıncında artış olur ve o ventrikül dediğimiz boşluklar büyümeye başlar. Ventrikülomegali diyoruz biz buna ve artık beyin de bu kapalı bir kafatası kapalı bir kutu olduğu için içerideki artan bir hacim ve basınç beyni de olumsuz yönde etkilemeye başlar. Başka ne sebebi olabilir hidrosefalinin? Ne demiştik? Hidrosefali bu boşluklarda oluşuyor, kanallar yardımıyla gidiyor ve toplar damarlardan geri emiliyor. Toplar damarlarda geri emiliminde bir problem olur ise üretilir beyin omurilik sıvısı ama geri emilemezse yine ne olur? Hacim ve basıncında bir artış gerçekleşir. Buna da biz komünike hidrosefali ya da iletişimli hidrosefali adını veriyoruz. Bu tıkanıklıkların, kanallardaki tıkanıklıkların bir sürü sebebi var. Ama en sık sebep daha çok çocuklarda gördüğümüz doğumsal bir anomali olarak o kanalın darlığıdır. Ve o kanal darlığı yüzünden o üç boşluk genişler ve akut hidrosefali dediğimiz tablo oluşur. Yeni doğanda gördüğümüz tablo budur. O ventrikül boşlukları genişler ve bebeklerin kafatasları büyümeye, kafaları büyümeye başlar. Ayrıntılarından daha sonra yine bahsedeceğiz. Hidrosefali kabaca bu şekilde oluşuyor. Muayene ve danışma taleplerinizi web sitemizden veya videonun açıklamalar kısmındaki iletişim kanallarımızdan bize iletebilirsiniz. Bu şekilde sizlere kısa zamanda dönüş sağlayacağız. Ayrıca hidrosefali konusunda diğer bilgilendirme videolarımızı izleyebilir, soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Beyin ve sinir cerrahi alanında başka hangi konulara yönelik bilgilendirmeler istediğinizi de yorumlara yazarsanız bu konularda da memnuniyetle yeni videolar yayınlayacağız. Hepinize sağlıklı ve güzel günler dilerim.